Değerli izleyenler, Sayın Akar net konuştu. Bugün hepinizden yayınımı son saniyesine kadar dinlemenizi istiyorum. Çünkü mesajlarda bütün cevaplar var. Şimdiye kadar gelen mesajlarda. Ve Türk askerinin Azerbaycan'a olan serüveni, Karabağ'a olan serüveni ile ilgili son dakika bilgileri var burada. Türk askeri ile ilgili Sayın Akar'ın yaptığı açıklama ve bunun üzerine gelişen gelişmeler. Evet, geliyoruz. Geliyoruz ama tam geliyoruz. Sayın Akar yine yüreğimize su serpti. Tam bir Turan sevdası, tam bir Türk sevdalısı, insanlık sevdalısı. Özellikle Azerbaycan'da yaptığımız tatbikattaki o konuşması hala kulaklarımızda. Tüylerimiz diken diken olmuştu. Bugünün müjdesini veren bilge komutan. Sayın Akar, gece gündüz Türk dünyası ve insanlık için çalışıyor. Evet, Ruslarla yapılan görüşmeler ve Rusların bu konuda diretmesine aldırış etmeyen Türkiye ısrarla ya sahada olacağım ya sahada olacağım diyor. Şoygu'nun biliyorsunuz masada çok uzlaşmazsız ve tavizsiz bir politikası varmış. Ama Şoygu bunları Türkleri tanıyana kadar uyguladı. Şimdi Türkiye'nin özellikle müjdesi geliyor. Sayın Akar'dan fırından yeni çıkmış bir açıklama. Evet, deyim itibariyle, benzetme itibariyle çok uygun dediğime. Türk askeri diyor Sayın Akar. Türk askeri sahada ve gözlem noktaları çerçevesinde hareket halinde olacak. Bakınız, ne diyordu Lavrov? Türk askeri diyordu, olmayacak. Türk askeri uzaktan kumanda olacak. Uzaktan kumandayla durumu takip edecek. Yani diyordu ki, Türk askeri gelecek sembolik, biz götüreceğiz Karabağ'ı. Lavrov'un dediği buydu. Ama ne yazık ki onlara kötü haberimiz var. Milli Savunma Bakanımız Sayın Akar, birliklerimizin mobilize olacağını belirtmişti. Belirtti. Size ne demiştim? Evet, geliyoruz. Geliyoruz. Ruslar ne kadar inat etse de, ne kadar işi yokuşa sürseler de, geliyoruz değerli izleyenlerim. Minsk grubu ne kadar istemese de Türkiye geliyor. Bizim galip geldiğimizi yiğidi öldür hakkını yeme diye Putin'in dolaylı olarak açıkladığını görüyoruz. Türk'ün yiğitliğini ve Türk'ün zaferini artık gölgeleyemiyor. Ne mutlu bizlere. Ne mutlu. Azerbaycan'ın bu başarısı hepimizin başarısı. Türk dünyasının başarısı. Özellikle Sayın Aliyev'in Adam ziyareti olağanüstü, evet, görüntülere neden oldu. Sayın Aliyev Adam'da yapılanları, Adam'a yapacaklarını ve Batı'nın çifte standartını haykırdı. Öyle kareler vardı ki hepimizi duygulandırdı başkumandan. Kendisini zor tutuyordu. Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i camide koyup ellerini yemin diye bastığı zaman kendini zor tutuyordu. Yüzünü sıktı. İnanın bu samimiyet bütün İslam alemini ısıttı. Buradan bütün İslam alemine sesleniyorum. Acımasız bir düşmanla mücadele eden, hak için, Allah için mücadele ediyorum diyen Başkumandan Aliyev'in yanında olunuz. Bütün İslam alemine sesleniyorum. Bu güçlü komutanın yanında olunuz. Evet. Gitti. Camide görüntüler verdi. Fethetti. Camiyi biliyorsunuz çok uygunsuz şekilde kullanmış Ermenistan. Ama Sayın Aliyev Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i ve cami eşiklerini öpe öpe girdi. İnsanın gözyaşlarını tutabilmesi mümkün değil. İnsanın böyle duygu yüklü bir insanı görünce, hele bir başkumandanı görünce, zaferlerle tanışmaması mümkün değil.
Evet, bunun için savaştı. Bunun için mücadele etti. Başı dik bir şekilde zafer kazandığı toprakları aldı. Ve dedi ki Türkiye'ye Sayın Ali Başkumandan, Rusya ile de siz, şu anda siz mücadeleye başlayın. Biz Rusya'nın piyonunu dize getirdik. Rusya'yı siz karşılayın. Ben şu anda aldığımız yerlere gidiyorum dedi. Evet, duygu yüklü bir geziydi Aliyev'inki. Ama Sayın Akar gecesi gündüzü Karabağ. Sayın Akar'ın gecesi gündüzü Karabağ değerli izleyenlerim. Dur durak bilmiyor. Görüşme trafiği, çalışmaları, hazırlıklar, eksiklikler, her şeyi düşünüyor. Şükürler olsun böyle bir savunma bakanı nasip oldu bize. Her yönden diplomatik anlamda, askeri anlamda, toplumun milli öğeleriyle, milli dinamikleriyle pişmiş bir savunma bakanının özellikle Karabağ'da sahada olmazsızız olmaz, sahada olmazsak olmaz cümlesi ve devriyelerden bahsetmesi alan hakimiyetini akıllara getiriyor. İşte böyle olduğu zaman insanın içine su serpiyor. Çünkü Türk askerinin gittiği her yerde barış, sevgi ve muhabbet var. Adalet var, güven var. Evet, dini özgürlükler var. Ali Başkumandan'ın camiye girerken eşiği öpmesi savaştaki başarının aslında asıl anahtarıdır. Yüce Allah katında fetihler nasip olan Ali Başkumandan, işte bizleri duygulandıran, tüm Türkiye'yi duygulandıran görüntüleri, tüm İslam alemini duygulandıran görüntüleri yayınlanınca, dünyanın her yerinde artık Azerbaycan'ın en ufak bir durumunda bile bütün Müslümanların artık harekete geçmesi gerekiyor. Evet, bugün görüşmeler gerçekleşti. Bugün Putin iki tarafı da aradı. Niye? Mayınlardan askerleri gidiyor. Dedi ki, tehlikeli şeyler varsa siz temizleyin, bizimkiler ararken sıkıntı çıkıyor. Putin, barış gücüysen geldiysen riski alacaksın. Asker de kaybedeceksin. Mayınlardan dolayı iki tarafa hizaya çekemezsin. Ora bir savaş yeri, ora bir sirk değil, bir lunapark değil. Mayınlardan dolayı kayıplarını iki tarafa fatura etmek istiyor. Zaten Ermeni tarafı bütün bunları döşeyen. Git Ermenilerle konuş. Evet değerli izleyenlerim. Fransa'dan gelen lakırtılardı. Geçen biliyorsunuz Macron Karabağ'la ilgili bizim istediğimiz ölçüde bir açıklama yaptı. Bunun tuzak olabileceğini, Putin'le aynı anda Karabağ Azerbaycan'dır diyorsalar bizim iki kere düşünmemiz gerektiğini söylemiştim. Hankendiyo'nun Ermeni nüfusu 13 bini buldu. 3 bin kişi daha gelmiş. 10 bin kişiydi. 3 bin kişi daha gelmiş. Bilginiz olsun Ermeni. Yani bunlara karşı Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve İslam alemi hareketi beraber yapmalı. Ve birlik ve beraberlik içinde olmalı diyorum. Putin'in Şuşa ile ilgili sözlerini Aliyev'in asla kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Ve bütün İslam alemini Ali Başkumandan'ın yanında olmak için çağırıyoruz. Bütün Müslüman toplulukları, Türk toplulukları bu yiğit komutana, bu yiğit insana, bu güzel insana sahip çıkmalı diyorum değerli izleyenler. Evet, inşallah bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlarınızla yayınımı paylaşın. Yayınımı Sayın Aliyev'in, evet, camilerimize verdiği önemi gösteren bir kare ile sonlandıracağım. Evet, güzel insan, yürekli insan, evet, bütün mazlumların yüreğini gülümseten, için ısıtan görüntüler ve Sayın Akar'ın da sahada olacağız, gözlem noktaları arasında devriye atacağız, asayişi sağlayacağız demesi de bizleri mutlu eden apayrı bir görüntü. Evet değerli izleyenler, bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve esenlik içinde kalın.